Evet, Nisa burada mı kalmıştık? Yok, birinci test olmaması lazım, değil mi? Alo. Alo. Hocam. Evet. Benim internet gitti de. Anladım. Sıkıntı yok. Geldi mi şimdi? Şu Görüyor. an sıkıntı var. Tamam, problem Şu yok. an geldi. İnternette bir sıkıntı var ama ben sizi şu an görüyorum. Tamam. Normaldir. Ekranı görüyor musun? Evet. Bir soru vardı hocam. Ha, bir soru vardı, doğru. Bu kaçıncı sayfadaydı? Bilmiyorum, onu not almadım ama soruyu görsek anlarım yani. Burada bak. Geri geliyorum. Resimdeydi sanki, değil mi? Hayır, şey eksi 2'nin 3. kuvvetinin 4. kuvveti, eksi 2'nin 4. kuvvetinin Tamam. 3. kuvveti. Ama hangi testteydi o? Şu 10. soru mu acaba? Hayır, çünkü iki tane vardı. A, B, C şey var. Şu dediğin soruyu hatırladın mı? Şu. Dokuzuncu 9. soru. soru geldi. 9. soru, evet. İfadelerin doğru sıralanış aşağıda giderden hangisinde verilmiştir? Evet. Ne dedik? Baktın mı? Baktım. Bursa buldum ben cevabı. Nasıl yaptık? şimdi eksi ikinin üçüncü kuvveti eksi 8 oluyor. Hı. Eksi 8'in de dördüncü kuvveti oluyor. A'yı Tamam. o şekilde yazdım. Eksi 8'in dördüncü kuvveti olarak. Tamam, şöyle ben de yazayım. Evet. B eksi 2'nin dördüncü kuvvetin üçüncü kuvveti. Bunda eksi 16'nın üçüncü kuvveti şeklinde yazdım. Hı. C 2'nin eksi 8. kuvveti oluyor zaten. Öyle mi oluyor yoksa 16. kuvvet mi oluyor? Ha, 16. -2'nin Çünkü eksi 2'nin evet. şöyle oluyor 16. yani. kuvveti. Evet. Eksi 16 ama. Yok, Yok, hayır, 2'nin 16 oldu. 16 Pardon. 2, oluyor. 2, 2, 2. Evet, doğru. Bu pozitif. Şimdi zaten tabanların üçü de 2'nin kuvveti şeklinde. Zaten öyle de verilmişti de. Bizim şimdi burada anlatmak istediğimiz şu üstün üstünde içe mi yazacağız, dışa mı? Önemli olan o. Ben şöyle yaptım. Buldum yani. Eksi 8'in dördüncü kuvvetini ve eksi 16'nın üçüncü kuvvetini buldum. Hı. Zaten onların ikisi aynı oluyor. Ama eksi 8'in dördüncü kuvveti pozitif artı 4096 olurken eksi 16'nın üçüncü kuvveti eksi 4096 oluyor. Peki sorumuz şu o zaman. Zihninizde canlandıran şu iç üstün üstünde dışarı mı yazacağım parantezin içine mi yazacağım? Dışına Yani yazacağız. 3 çarpı 4 12'yi şöyle mi yazmam gerekiyordu? Şöyle. Bu A. Sonra B'ye geldim. Eksi 2'nin gene 12. kuvveti. 3'üncüye geldim. Pozitif 2 16. kuvveti. Ki dün Evet. de soruyu çözerken şöyle bir şey söylemiştik. Eğer üst kısımlarımız bir çift sayı ise bu zaten bana şu sonucu verir. 2 üzeri 12 sonucunu verir, değil mi? Evet. 2 üzeri 12 mi büyük? 2 üzeri 16 mı? Tabii ki 2 üzeri 16 büyüktür. O zaman Evet. şu, ama o Evet. zaman da şöyle bir sıkıntımız çıkıyor. Neyse. Seçeneklerde yok. Ne yapacağız? C'nin en büyük olanını bulmamız lazım Tamam, olabilir. buldum. O zaman Evet. A çıkıyor Ha. ama nasıl yapacağız işte? Hani yaptık ya daha demin. Bence oldu. Ama niye eşit dedin sen biraz önce ilk söylerken? Şöyle yaptım. Eksi 2'nin üçüncü kuvvetinin dördüncü kuvveti. Yani eksi Tamam. 8'in dördüncü kuvveti olarak aldım. Yazdım. Bu pozitif bir sayı. Evet. Eksi Eksi 16'nın durumda. 2'nin evet. Yok. Üçüncü kuvveti. 2 üzeri 4, 16 değil mi?
Başına eksi getirdim. Evet. Eksi Eksi 16, 16'nın üçüncü kuvveti. üçüncü tek kuvvet. Bu nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Negatif bir sayı. A ile C zaten pozitif. O zaman B en küçük olmak zorunda bir kere. Evet. Yani doğru cevabı ya Amasya seçeneği ya Bursa. Başka bir alternatifi Amasya. yok. Çünkü ben onu dediğim gibi 2 üzeri 2 eksi 2'nin dördüncü kuvveti ben 8 olarak almışım. Niyeyse eksi 8 olarak. O yüzden yanlış yaptım. Ama şimdi bu bir kanıya varmamız lazım. Şimdi A ile B'deki üssün üstüne içeri mi yazacağım, dışarı mı yazacağım? Şöyle. Dışarı yazdım bir işe yaramadı ama bir de içeri yazayım bakalım. Yani 3 çarpı 4 12 ya şöyle yazdım. Bakalım oluyor mu? Bir de eksi 2'nin 12. İkisi de aynı oldu gibi. Değil mi? İkisi de aynı olacak, evet. İkisi de Yani eksili böyle olacak. böyle bir şeyin olma şansı var mı? Yok. Çünkü Yok. seçeneklerde yok. Şimdi dışarıda bir yazalım. Eksi 2'nin 12. kuvveti. Eksi 2'nin 12. kuvveti. Değil mi? Evet, böyle yazarsak A ve B eşit oluyor. O yüzden farklı bir bakış açısı lazım. Evet. Ama hala bulamadım. Ben buldum. Yani değerlerini buldum açık söylemek gerekirse. Yani üstleri tabanları eşitlemedim de hepsinin Tamam. değerini buldum. Tamam Kolay geldi. kalsın. Kalsın bir daha bakacağız. Tamam. Derineceğiz. Tamam. Bununla ilgili illaki benzer bir örnek bulursun. Belki soru da yanlış olabilir ama düşün gene. Ama şey miydi mesela değerlerini bulmamak mıydı? Üzerden mi gitti? Bilmiyorum. Ya ben yani şunu araştırmak istiyorum. Üstünde dış kısma mı yazacağım parantezi, içeri mi yazacağım sonucu, içeri veya dışarı yazmam sonucu değiştiriyorum. Yani bunu istiyorum aslında işin gerçeği. Ki eğer dışarı yazarsam A ile B'nin aynı olduğunu görüyorum. İçeri yazarsam aynı olduğunu görüyorum. O zaman bir şeyler yapmam lazım yani. Yani parantezin içini yapıp parantezin dışarıdaki üssü yaptığımız Yani içteki işleme eklememiz lazım. herhalde öyle oluyor. Çünkü o zaman yarın bir insan şöyle bir soru da sorabilirler. Mesela 2 üzeri 3, 4'ün mesela diyelim ki 6. Hatta bir tane daha parantez yapıp adam der ki işte şurası da 3 olsun. İlgili işlemin sonucu hangisi en büyüktür dese mesela nasıl bir bunun gibi benzer bir şey yaptığında nasıl bir hareket edeceğiz onu öğrenmemiz gerekiyordu ama yine de benzer bir soru bulalım. Tamam. Olur mu? Tamam. Olur. Evet. Şu 11. soruda kalmıştık. 11'i Evet. çözmüştük. 12. sorudayız. Bir aracın yakıt deposu 64 litre yakıt ile dolmaktadır. Boşalan deposun 32 kez doldurduğuna göre kaç litre yakıta ihtiyaç vardır diyor. Basit bir soru. Amasya. Ha, direkt cevap verdin. Güzel. 5, burası 6, burası 5. 11 oluyor. Ben öyle yaptım. Ha, doğru. Sen nasıl Toplama. yaptın? Ben de 6 ile 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 5 dedim. Niyeyse gidip 9 buldum. Tamam. İşlemin sonucu nedir? Hemen yapalım. Sen de yap, ben de yapayım. Buldun mu? Ben parçaladım onları mesela. Hı. Ben şöyle yaptım. Nasıl? Şimdi 9 45 üstü 8 ya. Evet. 9 üstü 8 çarpı 5 üstü 8 dedim. Ha, ben de öyle parçaladım. Sonra 9'u 3'ün Bölü karesi şeklinde yazdım. 3 üzeri 16 çıktı. Paydada da 16, 3 üzeri 16 olduğu için ikisi sadeleşti. Birbirini götürdü. 5 üzeri 8 kaldı. 5'leri 8 kaldı. Tamam. Devam edebiliriz. Bu herhalde A üzeri 3.
1 olduğuna göre. Demek ki bir şey 1 olduğuna göre altta üst pay ve payda hakkında nasıl bir yorum getiriyorsun? Eşit olması lazım. Evet. Onu da şöyle direkt yazayım. 3 üzeri 3, 3 üzeri 12 şeklinde yazdım. Buraya da A üzeri 3 yazdım. Lan A nedir diyor. 81. 3 üzeri 4'ün 3. kuvveti. 3 üzeri 12'ye eşit oluyordu. Aynen öyle. Geçebiliriz. Hop. İşleminin sonucu nedir diyor. Göremedik bir dakika. Bugün 4. testteyiz. Güzel. Beş üzeri altı, şurası 10. Evet. 3, 6, 10'dan 6 çıkarsam 4, 5 üzeri 4 de 625. Bunu geçiyorum. Bunu da geçebiliriz. Evet, bunu yapalım ama. Eksi 2'nin 18. kuvveti bölü 2'nin 18. kuvveti diyor. O da 1 bölü 2 üzeri 18 olur. Değil mi? Ters çevirdiğimde 2 üzeri 18 buraya çıkar. Şuna evet. Geldim. Üst tarafım çift bir sayı. Peki. 2 üzeri 18'e eşittir demiştik. 2 tane 2 üzeri 18 var. Tabanlar aynı. Çarpma işlemi. Tabanlar aynısı. Üstler ne yapılır? Toplanır. 2 üzeri 36. 36. İşleminin sonucu nedir? Yapalım. Sen de yap, ben de yapayım. Üzeri bir dakika. Şimdi 2 üzeri 16 çarpı 3 üzeri 7 yazdım. Çarpı 2. Bak ekranda var, görebiliyorsun. 16 yazdım. 2 üzeri 3 12 yazdım. 3 üzeri 7'nin 7'si. 3'ün karesinden 2 kere 3 6. 5 çarpı aldığından 30. Yuvarlak içine aldıklarım 2'nin kuvvetleri. 16 ile 12'yi topladım. 28. Alt tarafta 30 var. Aradaki fark 2, 2'nin karesi 4. Yukarıda da 7'den 6 çıkarırsam bir tane kalır. 3 üzeri 1'den 3. 3 bölü 4 buldum. 4. Tamam. Bunu sen yapacaksın. İşleminin sonucunun sonundan kaç tane basamağı sıfır olur diyor. Evet, ben de öyle buldum. 10 çarpı 10 üstü 6 çarpı 2 üstü 1 buldum. Kaç basamağı sıfırdır? 6. 6. Kaç basamağı vardır? 7 mi 8 mi? 8. Bunlar bakalım. Bir dakika. 2 ile çarpsak 20 olur. Şöyle basit bir 20. modelleme yaptım. 10'un karesi 100 çarpı 2 nedir? 200. Kaç basamağı 200. Sıfır? İki tane basamağı sıfır. Kaç basamağım var? Gene iki, bir, hı. Burada üç tane oldu. Yani üç. Bizim yaptığımız yedi doğru. Basamak. Yani yedi basamak. Kenar uzunluğu 4 üzeri 8 olan bir karesel bölgenin alanı nedir diyor. Bir tane şöyle kare çizdim, varsaydım. Alan kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Karelerin uzun kenarlıkları birbirine eşit olduğu için. 2 üzeri 16, 16, 2 üzeri 30. 2 sonucuna ulaşıyorum.
Peki şöyle bir şey deseydi, çevresi deseydi Nisa'cığım. 4 üzeri 8 çarpı 4 4. yapacaktım. O zaman çevresi de 4 üzeri 9 ya da 2 Evet. üzeri 2 18 üzeri olacaktı. 18. Evet. Bir soruyu atladık sanki. Yukarıda galiba bir soru vardı. 8. soru var. Ha, bu sayfada. Çevresinin uzunluğu 9 üzeri 5 olan bir eşkenar üçgenin kenar uzunluğu nedir Nisa? Sen yap. Çevresinin uzunluğu. Ben de öyle buldum. 3 üzeri 9 Tamam. buldum. 3'ün karesi 3 üzeri 10 yaptım. Şurada Evet. 3 üzeri 1 var. 10'dan 1'i çıkardım. Takdirde 9 kalır. 9. Çünkü tabanlar eşitse bölme işleminde birbirinden çıkarma yapılır. Çıkarım. Evet. 5 üzeri 6 A ise 5 üzeri 8'in karşılığı nedir diyor. Bunun benzer bir Yani soru çözmüştük. A Değil mi? çarpı 5 üssü 2 olması lazım o zaman. Çünkü 5 üzeri 8, 5 üzeri 6 ile 5 üzeri 2'nin çarpımı olduğundan dolayı Şöyle hani en az şuraya bunu A yapabiliriz. yazdın değil mi Nisa'cığım? Evet. 5 üzeri 2 nedir? 25. Geçtik. Hangisi doğal sayı eşit değildir diyor. Buna gerek yok. Fabrikada üretilen her otomobile 4 adet lastik takılmaktadır. Bir yıl boyunca 212 adet lastik takıldığına göre üretilen otomobil sayısını ne yapmam gerekiyor? Hangi işlem? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. 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 Ne yap? Neye böleceğim? Neyi neye böleceğim? 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 2'ye böleceğiz. 2 üzeri 10 10 çıkacak. olur. 1024. Herhalde evet. Geçebiliriz. Olmak üzere diye aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Birincisinde 10 üssü 5 amaç Hangiler? dışında Özür dilerim. Hangiler en büyük bu sayılardan? Yani en büyük olan hangisi? 10 üssü 5 ve 10 üssü 3. O zaman A büyüktür, B büyüktür, C. Şimdi o zaman A ile B'yi çarptırmamla, pardon, özür dilerim. Yanlış C. yazdım. A, C, B. A B. ile C'yi çarptırmam lazım. En büyük Evet. olması için. Var mı öyle bir seçenek? B. Var. Bursa. Bölü B de zaten ona çarpan şekline 1 bölü şeklinde geldiği için doğru cevap Bursa seçeneği oluyor herhalde. Evet. Bakmaya bile gerek yok. Çünkü çıkarırken de eksi artı olduğundan dolayı. Yani yukarı çıkarken. Bunu da hepsini sil dedim ama ona rağmen silmiyor. Bir düzgün dokuzgenin çevre uzunluğu 27 üzeri 3 olduğuna göre bir kenar uzunluğu nedir? 27 üzeri 3'ü 3 üzeri 3 şeklinde yazarsam 3'ün kuvveti şeklinde 9. 9 bölü dokuzgen diye kaça böleceğim? 3 üssü 2. 3 üssü 2. O zaman 3 üzeri 7 olarak Yedi. karşıma çıktı. Bunu geçebiliriz. Basit bir soru. Kaçıncı testteyiz? 5, 9 test vardı. İyi. Olduğuna göre x, y, z nedir? Evet, Nisa birinci soruyu sen yapabilirsin. 64 2'nin 6. kuvvetidir. Hı. X buradan o zaman 3'tür. Bir dakika, şu kalemin rengini değiştireyim. 3. Hı. 3 üzeri 3 eksi artı 3 değil mi? Eksi 3 olması için y'nin ne olması eksi 3 lazım? olması lazım. Eksi 1, Eksi 1. güzel. Z'nin 5'in 6. kuvvetidir. 4. kuvveti pardon. O 1 zaman olması z'de lazım 1. ondan. Evet. Şu ikisi birbirini Zaten götürdü. ondan 3 kaldı. Hı. Eşitliğine göre b eksi a kaçtır diyor. Şimdi 32 2 üzeri 5 Şöyle yazdım. 2 üzeri 2b. üzeri 5. 2 Evet. üzeri
10. O zaman B nedir? 2 üzeri 10 olması için 5'tir. A nedir? 1. Hayır. 2 5'e üzeri. 10'a eşit oluyor ki sadece. Ha, evet doğru. 2, 2. A da 2'dir. 5 eksi 2'den 3. 3. İşlemin sonucu kaç basamaklı bir sayı eşittir? Sen yapıyorsun. Kafandan 10 üstü cevap 12 olur. verebilirsin. 12 tane sıfır vardır ama 13 basamaklıdır. Bir fazlasını söyleyecektim. Tamam. Cevap Ceyhan. İşlemin sonucunda oluşan sayının sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi 4 üstü 3 ve 5 üstü 5'i şöyle yaptım. 4 üstü 3'ü bıraktım. 5 üstü 5'i 5 üstü 3 çarpı 5 üstü 2 şeklinde yazdım. 4 üstü 3 ile 5 üstü 3'ü çarpınca 20 tab üstler aynı ise tabanlar çarpılır. 20 üstü 3 çarpı 5 üstü 2 çıktı. Ama özür diliyorum. Doğru olabilir. Oradan da gidebilirsin ama asıl amacımız 10, yani bir üstü ifadede tabanın 10 olmasıydı. Şurada 5'i gördüğün andan itibaren direkt bunun yanına 2 çarpanı oluşturman gerekiyordu. Ben de şöyle yaptım. 2'nin karesi şeklinde 2 üzeri 6 şeklinde yazdım 4'ün küpünü. 2 üzeri 6 ile 5 üzeri 5'te üst tarafları küçük olana göre işlem yapıyordum. 5 üzeri 5 ile 2 üzeri 5'e aldım. 10 üzeri 5 şeklinde yazdım. Burada 2 üzeri 1 artan oldu. Değil mi? 2 üzeri, yani 2 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde bir ifadem çıktı. Sondan kaç Yani basamağı sıfırdır? beş. Yani 5. Beşinci sorumuz. Alt, eksi altı. Eksi 6. Eşitliğini sağlayan y değeri nedir diyor. Virgül normalde buradaydı değil mi Nisa'cığım? Sola geldikçe virgül eksi olacak. Sayıyorum sıfırdan başlayarak. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 ve eksi 6 Denizli Altı. seçeneği. Hayır. İşimiz ben mi yanacağım? Altı altı olması gerekmiyor mu? Bilmiyorum. Çünkü sayıyı küçültüyorduk, üstü fazlalaştırıyorduk. Doğrudur. Haklısın. Buranın ne olması gerekiyor? Altı. Değil mi? Evet. Sayının şampuan kısmı kaç bin? 2 milyon 400 bin. 2,4'ü düştü. Yani tam kısmı 2'ye düştü. Sayıyı ufaltırsam üst kısmı o kadar arttırmak zorundayım. Normalde bu sayı nedir? 24 çarpı kaç tane sıfırım var? 10 üzeri 5 şeklinde yazılır değil mi Nisa? Virgülüm şuradadır. Bir sola kaydırırsan buranın bir kere arttırılması gerekiyor. 6, ben yanlış yaptım. Özür dilerim. İşlemin sonucu kaç basamaklı bir sayıya eşittir? Biraz önceki sorumuz. 2 üstü 5 çarpı 10 üstü 15 oluyor. Ha, gerçi buna gerek yok. Zaten 10 tabandaymış ya. Evet. Ben onu görmedim. Özür dilerim. 32 çarpı direkt. Sonucu kaç basamaklı bir 15, sayıya 17, eşittir? 17 15, basamaklı. 16, 17. 17. İşleminin sonucu. Yani bak Nisa, dedim ki bu tarz durumlarda dersin ki hocam ben karıştırdım. Sıkıntı yok. Kendini bir sayı yap. Nedir? Sınav esnasında 32 çarpı 10'un karesi. Unuttun. Böyle de bir ifade geldi. Diyeceksin bu kaç basamaklı? 17 mon, çünkü seçenekler birbirine çok yakın. 10'un karesi nedir hemen? 100. Buraya ne yaptın? 32 çarptın. 32 0 0. Yani 3200 kaç basamaklı oldu? 4. Yani 2, 3,
4. Yani bizim yaptığımız 15, 16, 17 işlemini ispatlamış oluyorsun. Tamam. İşlemin sonucu kaç basamaklı bir sayı eşittir? Evet. On iki basamaklı bir sayı. 12 basamaklı. Nasıl yaptık? 508 çarpı 212 çarpı 5 dedim. 5'leri yani 508'e 503'ü çarptım. 511 çarpı 212. Bu 500'ü 3 oldu değil mi? 200. Özür dilerim. Dur. Evet. 500'ü 3. Değil mi? Evet. Şunu yaptım. 5 üzeri 11. 11. Üzeri 12. 12. Küçük olan 11. O zaman 10 üzeri 11. Bir de ne var? 2 üzeri 1. Değil mi? 1. Evet. Evet. 11. Bir tane daha. 12. Doğru mu? 12. Evet. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. 6. Kaçtım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O doğru beş galiba. 5 tane. 1, 2, 2, 3, 4, 5 tane. Bu yanlış o zaman. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bursa'da galiba yanlış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı çünkü. Bunu da şöyle yapıyorduk değil mi? Sıfır, eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört, eksi beş, eksi altı olması gerekiyor. Bu da yanlış. Geldim. Bu sayı ne? 12 çarpı. Kaç tane sıfırım var? 1, 2, 3, 4, 5 tane değil mi? 5 tane. 10 evet. üzeri 5. Virgülüm burada tam kısmı. Sola kaydırdım. Kaydırdığıma göre arttırmam gerekiyor. Bu zaten arttırmamış bile. Baksana. O zaman bu da yanlış oldu. Deniz seçeneği demek ki doğru. Ama yine de deniz diye bir bakalım. Bunu yazarken nasıl yazmam gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 çarpı 10 üzeri eksi 6. Sayım burada, buraya geldi. Sayı ufaldı. Buranın bir artması gerekiyor. Evet. Eksi 5 olmuş. Eksi doğru. 5. Yukarıdaki işlemin sonucu nedir diyor. Bunu geçebiliriz bence. Geçelim tamam, mi? Geçelim zaten. Geçelim. Ya benzer tip. 11'in sorumuz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 10 üstü eksi 5 oluyor galiba. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yazdım. 10 üstü 5 oluyor. Oldu mu şu an? 10 üstü 4 değil mi? 5 çarpı 10 üzeri 4. Doğru mu? Evet. 1, 2, 3, şu 4. Şu ikisi birbirini götürdü mü bölme işleminden dolayı? Evet, 5'ler götürdüm. Çünkü 1'in herhangi bir anlamı yok. Eksi 5'ten 4'ü çıkarırsam bu mu olur? Eksi 9. Hı-hı. Çünkü bölme işlemi tabanlar aynısa üstler çıkarılır. İşleminin sonucunun sondan kaç basamağı sıfırdır? Hemen yapalım. Evet, 10 üstü 5 artı 10 üstü 6. Bunu 10 üstü 5 parantezine alsam 1 artı 10 olur mu Nisa'cığım? Evet. Bu da nedir? 10 üstü 5 çarpı 11'dir. 5 evet, tane sıfırım var. Ama kaç basamak? Ha, sondan kaç basamak sıfırdır diyormuş. Evet, o zaman. 5. 5. Kaç basamaklı? 7. 7. Tamam. İfadelerden kaç tanesi bilimsel gösterimdir? Bilimsel gösterimde sayının tam kısmı 1'e eşit olabilirdi. Ama 10'dan küçük ondan olacaktı. Küçük şimdi eksi olmadı. 2,5 olabilir. 0 olmuş olmadı. Demek ki 2 tanesidir değil mi?
Evet, iki tanesi. Sen bilinçsel gösteriminde onun kuvveti kaç olmalıdır? 1, 2, 3, 4. Eksi 4 olmalı. 1, 2, 3, 4 değil 4. mi? Eksi 4 direkt öyle yazalım. Normalde nasıl yazabilirim? 10 üzeri eksi 5 şeklinde yazardım. Sayının tam kısmı buradaydı. Burayı bir ufaltırsam buranın 1 artması gerekiyordu. Eksi 4. Dört. Evet. x ifadesinin a ve b türünden değeri nedir diyor. Çarpanları ayırma galiba. 72, 1, 72, 2, 36 çarpı 36. 2. 6 çarpı 6 çarpı 2 Nisa. 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 2. Kaç tane 2'm var? 3 tane. O zaman A küp mü? Evet. O zaman bir tek bunda var. A Evet. küp çarpı B kare çıkıyor. Bekleyin. Evet. Bunu sen yapıyorsun. Çiftlikte 2 üzeri 7 adet koyun toplam 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12 TL'ye satılıyor. Koyunun ortalama fiyatı nedir? Şimdi şöyle yapmamız lazım bence. 212'yi 2 kuvvetine, 2'nin 2 kuvvetine yapıp orayı onunla bir şey için yani çarpmamız lazım orayı. Çarpmak için çarpanlarını mı ayırmalıyız? Öyle oluyor galiba. Yok. Bak kaç tane koyunu var? O kadar değil mi? 207. Şöyle düşün. 3 tane koyunum var. Burayı da basitleştiriyorum. Kaç tane ne kadar TL'ye satmışım? 12. Bir tane koyunun fiyatını bulmak için ne yapmam gerekiyor? 12'yi 3'e bölelim. Yani 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 2 niye bölmem gerekiyor? 2 üzeri Üzeri 7'ye. şöyle gitse 2 üzeri 5 kalır mı? 32 oldu. Orası şurası da 25 mi? Bu da nedir? 50 çarpı 16'dır. O da 800'dür. Ne yaptım? 2 katına çıkardım Nisa. 2 kat azalttım. Tamam mı? Evet. Çarpmada. Evet, bunu sen yapıyorsun. Aynısı. Ceyhan. Nasıl yaptık? 27 üssü 6, 3 üssü 3'ün 6. kuvveti olarak yazdım. 3 üssü 18 oldu. 9'da 3'ün 2. kuvveti olduğundan 3 üssü 18, 3 üssü 2'ye böldüm. 3 üssü 16 çıktı. Yes, doğrudur. Geçebiliriz. Dördüncü sorumuz. 8 üzeri 5 sayısının 4 katının 16 üzeri 3 sayısına bölümü nedir? 2'nin kaçıncı kuvveti? 3. 3 kere 5? 15. 15. Değil mi? 2 de buradan 207. geldi. 17. 17. 2'nin 12. kuvveti. 17'den 12 Evet. çıkardım. 5. 5. 2 üstü 5. Yes. Dakikadaki hızı. Bak böyle bir soru gelebilir. Basit gibi geliyor ama bu sorular. Şimdi dakikada diyor mesela. Alt tarafta mesela bilimsel gösterim kavramı var. Dakikada diyor ama ben olsam bunların yerine şöyle bir şey sorabilirdim. Saniye diyebilirdim. Soru yazandaki yerine. Veya salise de veya bir saatte bu tarz işte birimler değiştirilecek büyük ihtimal. Sınavda dikkatli olman gerekiyor. Diyor ki dakikada hızı 2 üzeri 8 metre olan bisikletin aynı hızda 125 dakika gidebileceği mesafe nedir? Ama bunu tabi bilimsel gösterimi soruyor. Ben hemen A seçeneğini eledim, D seçeneğini eledim.
32, 1, 2, 3. 32 bin çıkıyor. Ben şöyle Ceyhan. buldum. Heh, tamam. 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 8. Üst tarafı küçük alanın 10 kuvveti Evet. şeklinde yazdım. 10 üzeri 3 çarpı. Buradan 5'i 200. aldığım için 3, pardon, 3'ü aldığım için 5 kaldı. O da 32 çarpı 10 üzeri 3. Bu bir 3. bilimsel gösterim değildir. Değil. Virgülüm şuradaydı. Sola kaydırdım. Burayı bir arttırdım. O zaman Evet. Ceyhan seçeneği. Ceyhan. Evet, 6. sorumuz. Şu ikisini kendi arasında çarpsam ne olur? 0,2 ile 5 çarpsam 1 olur. Bir değil mi? Direkt cevap vermen gerekiyor. Evet. Sıfır gelir. 1 bölü 5. 5 çarpı 1 bölü 5. 1 gitti. Çarpmada benim için bir anlamı yok. Bu da nedir? 10 üzeri 4. 4. Bitti. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? İki üssü 3'ün eksi 3. kuvveti. İki üssü eksi Yani 9 olur. eksi İki 9'u üssü yazdım. 2'nin 5. Bu da 10. İki üssü, evet. 9 İki eksi üssü 10. 19 eksi 19. Herhalde öyle oluyor değil mi? Şöyle oluyor. Eksi 9 Evet. eksi 10 artı eksi olur. Bir dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları 8 üzeri 4 ve 25 üzeri 6'dır. Alanı ne diyor? Bölgenin alanı 10 üzeri 4'lük karenin alanı kaç kat eşittir? Şöyle 2 üssü 3'ün 4. kuvveti 2 üssü 12 Hı ile hı. 5 üssü 2, yani 5 üssü 12'nin çarpımı 10 üssü 12 olur. Durdum, yazdım. Alanı 10 üzeri 4 santimetre 4. karelik. Bak alanı diyor. Karenin Evet. alanını kaç kadar? Bunu neye? 10 üzeri 10 4'e üssü. Böleceğiz. böl. 10 üzeri 10 8. üssü 8. İşlemin sonucu 2 üzeri 3 sonucunun kaç katına eşittir? Sen yap. Bunu buna böldün Nisan. Şunu da şuna böldüm. Ceyhan 12. 5'ten 3 çıkardım. 2, 2'nin karesi 4. 4'ten 3 çıkardım. 1, 3 üzeri 1, 3. 3 kere 4 de 12 diye buldum. 12. Evet. Eksi 10 olması lazım. Çünkü çıkarmada eksi geldiği için pozitif Eksi 10 yapması lazım. olursa 10 üzeri 5 olur. Doğrudur. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 2'nin 3. kuvvetinin eksi 4. kuvveti. Yani eksi 2'nin eksi 12. kuvveti oluyor. 2'nin 2. kuvvetinin eksi 3. kuvveti, 2'nin eksi 6. kuvveti oluyor demek. Herhalde şöyle değil mi? Evet. Şimdi birincisi şu. Sonucum biri şura negatif, bura pozitif olduğu için negatif çıkacaktır. Negatif. Bursa ve Denizli seçeneklerini elerim. Yani Amasya'da Ceyhan olur. Evet. İşte bak bu soru mesela benim biraz önceki ilk baştaki sorumuzun da ana amacı buydu yani. Dışarı mı yazıyorum, içeri mi yazıyorum? O. Bu mesela dışarı yazarsam 2 üzeri eksi 12 olur. Bölü 2 üzeri eksi 6. Değil mi? Evet. Ki zaten doğru olan da bu da. Eksi 12 eksi eksi 6 olursa ne olur? Eksi 6 kalır. Arka. O da Amasya seçeneği olur. Tamam mıyız? Tamam. Neyse bu son testimiz olabilir mi? Yani 12 bu soruyu bitirelim olur mu bundan sonra? Olur. Tamam. İfadenin bilimsel gösterimi nedir? Sıfırlı bir şeyin var mı? Hayır, vermemiş. Hmm.
Önce sayıyı bulmamız Ama lazım. Sonra pardon. birimsel Evet, birimsel sayı. aynen öyle. Doğrudur. Biri de vermemiş bize. Şöyle 0, 1 yaptım vermiş. ben. Özür dilerim. Eksi 1 olduğu için şuraya 3 yazdım. Eksi 2 dediğin şu için şuraya 1 yazdım. 0, 0, 1 dedi 0. 2 dedi Buraya şöyle. da. Sayın böyle bir şey. Tamam mıyız? Tamamız. Evet, devamını nasıl getireceğiz? 1, 2 sola kaydıracağız. Tamam. 1, 2, eksi 2 olacak. Yani zaten BVD'ye gider. B Onlar ve de da zaten sıfır olmadığı için evet. gitti. 1, 2 kaydırdığımız için Adana olacak. Amasya. Yani eksi 2 mi eksi 3 mü onu anlayamadım. Ben de kafam karıştı şu an. Mesela bunun 10. Bir kuvveti ne? 10 üzeri şu an hiçbir şey olmadığı için ne? 0 değil mi? sıfır. Şimdi bir Evet. sola kaydırmak istiyorum. Kırmızıya geldim. Sayıyı ufalttığım için 400'den 40'a çevirdiğim için buranın bir artması gerekiyor. Bir daha çevirdim çünkü bilimsel gösterimde 1 ile 10 arasındaydı. O zaman 2 tane arttırması gerekiyordu. Değil mi? Evet. Ne oldu? Olmadı sanki. Bilmiyorum. Ben o yöntemli değil. Bize öğretmenimiz şey demişti. Nasıl yapacağız? Bir dakika. Ama öyle yapınca da öyle olmuş. İki olması lazım o zaman. Şöyleydi değil mi? 431 sayının orijinali bu. Evet. Yukarıdaki sayının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. BVD'yi eledik. Amasya'ya da Ceyhan seçeneği olacak. Bazen ama kafamız durduğu için yapamayabiliriz. Bence sen de öyle oldu. Ama bence yani sol tarafa giderken sayıyı küçültmüş. Hani üstü küçültmüş. Onun üstünü küçültmüş. Normalde biz büyütüyorduk üstünü. Belki de soru da yanlış. Olabilir. Tamam. Bir ekran görüntüsünü al. Bakalım. O gönderdiğin maili sonra gördüm ben yakın zamanda da. Daha sorulara bakamadım, bilgin olsun. Ama yarın büyük Tamam. ihtimal çözerim. Tamam. Ya da ders öyle başlarız. 80. sayfa diye not al, olur mu? Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.